Herkese merhaba. Annemle hep yemek yapmak, kek yapmak olmaz dedik. Bir defa dedik ki ben göç ettikten sonra anneciğim neler yaşadı, neler hissetti. Biraz çocuklarını göçe gönderen annelerin duyguları hakkında konuşalım dedik. Sohbet etmek istedim çünkü seninle bayağı iyi ikili olduk biz. Oo, evet. 2010 yılına geri dönsek ya da 2009 yılına geri dönelim. Evet. Çünkü o zaman ben asıl sana bu Avustralya olayından bahsetmeye başlamıştım. Mesela şu anlattığın hikayeyi anlatsana, benim sana ilk Avustralya fikrimi söyleyişim. Şimdi ama gerçek bu. Gerçeğini anlatıyorum ona göre. Çünkü annelerin babaların gerçek duyguları olsun. Geride kalanlar ne hissediyor? Evet. Şimdi Senem bana önce Senem dedi ki anne beni Avustralya'ya göndersene. Ben de şaka yapıyor sandım. Dedim Avustralya'yı mı istiyorsun sen? Çünkü o güne kadar bizim evde hiç Avustralya konuşulmuyordu. Hep Avrupa, İngiltere falan. Ben de diyordum İngiltere'ye, Avrupa'ya gidersen işte hafta sonları bile gelirsin ucuz bilet bulduğunda. Ben senin sevdiğin yemekleri yaparım. Hafta sonunu geçiririz, sonra sen dönersin. Yani en büyük hayalim. Şimdi Avustralya olunca ben önce bir dedim. Sonra birkaç kez tekrarladın ya, önce hiç ciddiye almadım. Sonra dedim ki kızım dedim, deli misin, biz seni Avustralya'ya nasıl gönderelim? Hangi parayla göndereyim dedim. Onu olsun dedi, bir şeyler yaparız falan dedi Senem. Ben de o arada işte Kızılay'da çalışıyorum, Türk Kızılay'ında. İşte dedi krediler, şunlar bunlar dedi, bir şeyler yaparız falan dedi. Baktım çok istiyor ama her gün Senem'in öyle bir huyu vardır. Başını bir şey elde etmek için insanın başının etini yer, ama çocukluğundan beri öyleydi. Daha çocukluğuna gidersek... Gitme. Gitme. Evet, 2009'da kalalım anne. Tutturduğunda yaptırıyordu. Dedim ki arkadaşları falan geldi. Mesela Penny ile Van gelmişti. Hatırlıyor musun bu sizin? Sydney'den. Coach Surfing mi ne diyorsunuz ya? Ben onları bayağı sevdim. Böyle güzel bir hafta geçirdik. Hele Van olan bana ona şey diyordu. Sen benim Türk annemsin falan diyordu. Avustralya'ya böyle daha bir sıcak bakmaya başladım. Dedim ki ben şartlarımı zorlayayım, bir buçuk yıl için gönderelim. Bu arada ben Kızılay'daki bütün arkadaşlarımla, samimi arkadaşlarımla bir araya geldik. Senemi nasıl göndeririz Avustralya'ya? Çünkü hani bir bankada paran olması gerekiyor, belli şartlar gerekiyor falan filan. Bir sürü evrakları hepimiz aramızda toparladık. O şartları oluşturduk. Ablanla gitmiştin İlk değil mi? İlk ablamla, turist olarak. Turist olarak gelmiştiniz. O ilk geldiğinizde hani geri dönecekler, bana bir sürü hikaye anlatacaklar. Ben de seviyorum böyle hikayeleri dinlemeyi. Onları falan dinleyeceğim diye hoşuma gidiyordu. Bunlar geri döndüler. İkinci olacak. Bu sefer daha uzun olacak ya. Ben gene diyordum ki kızım mutlu olacak, gitsin, ama bir buçuk yıl da geri gelecek. İki o yıl. Şartla. En fazla 2 yıl maksimum. 2 yıl demiştik. Master için gidiyordum çünkü evet, ben. Evet, master içindi. Geri dönecek diye düşünüyorum. Hadi 2 yıl nasılsa geçer diyorum ama bavulunu falan hazırladık, şey yaptık. Kızım mutlu, ben mutluyum. Onlar mutlu olunca anneler daha çok mutlu oluyor biliyorsunuz ya. Neyse şimdi havaalanına geldik. Havaalanından gönderdim. Ay Allah'ım, daha bu gözden kayboldu işte şeyden geçti. Pasaport kontrolünden geçti, gözden kayboldu. Ay benim içime bir şey oturdu. Ülkeye oturdu. Ay ağla diyorum ki ben nasıl uyanacağım şimdi, ilk defa Senem'le ayrılıyoruz ama. Tabii. Bu arada da hiç ayrılmadık biz Senem'le. Benim işte Avustralya'ya bir gidip 3 ay kalmamın dışında. Evet, hiç ayrılmadık. Üniversiteyi de İstanbul'da okuduğun için hep eve yakın böyle. Onun da bir şeyi var, benim kıymetlim, canım, küçüğüm. Ay neyse. Geldim ben eve, ay yatağına bakıyorum, ağlıyorum, ay diyorum ben keşke gitmesini istemese miydim. Bir taraftan da diyorum ki ama belki bu onun için daha hayırlı olacak, bu onun hayatı, denesin, hep içinde ukde kalırdı. Başarır veya başaramaz ama gelecek bir ülkesi, gelecek bir evi var, bir sürü ailesi var diyordum. Hani bir denemiş olur kendini diyordum. 1 yıl geçti. Senem tabii bu arada bayağı burada zorluk yaşıyor. Bu sefer ben başladım Senem. Şimdi geri gelecek, bu kadar şey yaptık ya. Bazen Senem'in çok pes ettiği şeyler de oldu. Gerçekten oldu. İzlemişsinizdir ya o videolarında. Ama ben dedim ki hayır, bu kadar gittin. Orada tutunacaksın. Orada başaracaksın. Ondan sonra geleceksin. Ben o diplomayı istiyorum.
Öyle, öyle bizim ailede bir diploma takıntısı var yani, biz seviyoruz diplomayı. Ama hayatım, o kadar emek veriyorsun, o kadar derildik döküldük, Avustralyalara geldin. Evet. Buradan tutunmadan mı giderdin? Olmazdı. Bir de hep insanlar şey diye düşünüyor mesela, göç eden daha çok zorluk çekiyor. Hani arkızda kalanlar en çok özlemle falan boğuşuyordur diye düşünüyor. Hayır. Ama benim öyle zamanlarım oldu ki banka hesabımda sadece 20 dolarım vardı. Evet. Annemin bana göndereceği 500 doları falan bekliyordum. Tabii. Mesela. Ama bir de sorun, annem o 500 doları nasıl toparlıyordu? Ya mutlaka, çünkü biz hani sabit gelirli insanlarız devlet memuru şeyiyle. Azmedip istediğin zaman her zorluğun üstesinden geliyorsun. Doğrudur. Bir yerden bir yere, bir yerden bir yere bir şeyler yapıyorsun, geliyorsun. Öyle oldu, öyle oldu. Bir de şeyden bahsetsene, benim Melbourne'a, daha doğrusu Avustralya'ya gelirken zaten bir vize zorluğum oldu, işte hiç beklenmedik olaylar yaşandı. Ay, evet. O çok kötü oldu gerçekten. Hadi evet, dedik bir şansımıza, o zaman 1 lira 1 dolar bilmem ne. O da artık saymıyor çünkü çok yüksek memlada para veriyorsun. Evet. Annemle, yani ben burada acı çekiyorum, annem orada acı çekiyor. Bir de mesela başına yavrunun böyle bir şey geldiğinde ne hissettin? Ya şöyle oluyor, şimdi bu yanımda değil, sıkıştığında senem zorluk çekiyor. Acı çekiyor, ruhen örseleniyor. Fiziki olarak da şöyle... çalışmak zorunda, işte temizliğe gidiyor, bir şeylere gidiyor. Onun verdiği bir şey de var. Hadi diyorum, bu onun kişiliğini geliştirir, bilir onu. O güzel bir şey diyorum. Kendi emeğiyle kazanıyor diyorum. Çok güzel bir şey. Hangi işi yaparsan yap. Kendin emek, alın teri olan her iş benim için çok güzeldir. İşte kış oluyor, bizim evler kaloriferli. Türkiye'de sıcak oluyor ya. Biz böyle sıcak olunca, ben de biliyorum burada Senem duş aldığım zaman çıkınca böyle vücudumdan soğuk şeyler çıkıyor falan. Dumanlar falan çıkıyor. O kadar etkilenmiş. Ben şimdi sıcak yere gidip duş alıyorum, geliyorum sıcak evde oturuyorum. Ay, benim yavrum acaba şimdi orada ne yapıyor? Üşüyor mu? Acaba kiminle karşılaştı? Başına bir şey gelir mi? Gerçekten bunları çok şey yapıyorum. Sonra başladım, bir geldim, okuyacağım master bölümü yok. Ay, parası evet, verilmiş. Ay evet. Bize danışmanı ortalarda. Aha. Yok. Sonra biliyor musun, o şey, o Yasemin'di değil mi adı, söyleyeceğim, hiç de şey değil. Söyle, o da artık, tabii, vatandaşım ben. Yok, olmasa da bile onu rencide etmek istemezdim ama söyleyeceğim çünkü o bizi çok büyük zorluğa soktu. Türkiye'de ajanslarınızı, aracı kurumlarınızı iyi seçin gençler. Biz bunu birebir yaşadık. Bunun acılarını çok yaşadık. Ay, her şey çok kolay, lay lay lom, şöyle böyle, bize o kadar bilet parası, vize parası, okul parası, döndük dolaştık böyle bir sürü şeyler döküldük yani, bilirsiniz tabii, siz tabii, de şartları yani. Çoğunuz biliyorsunuz ailenizin şartlarını, sabit dar gelirli insanlar olunca. Biz böyle yanlış yönlendirdi. Sırf orada kendisi 3 kuruş komisyon alsın ve orada şeyi devam etsin diye, ama hiç hakkımı helal etmiyorum. Ona hiç hakkımı helal etmiyorum. Bize böyle 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 zorluklar yaşattı dedim. Allah bir gün onu da karşısına çıkarsın dedim. Hmm. O zaman anlasın dedim. Çocukta tabii çıt yok, hiçbir şey yok. Tabii, tabii ona mutlaka iletiyorum ama neyse, içimde o benim muktedir. Yani bir ben evet, de değil bir de. Yani şöyle ki işte... Avustralya'da doğum videosunu izleyen arkadaşlar varsa, orada Elif diye bir arkadaşımla ben röportaj yaptım. Elif'i de aynı ajans, aynı, evet, aynısı. Var olmayan bir bölüme yazdırıyor. Evet. Conditions'daki o şeyle biz bilmiyoruz tabii, hani yani tabii offer letter'da ne? IELTS alınacakmış. Bizim haberimiz yok IELTS'e gireceğimize. Bize denilen ne? Şu kadar parayı yatırın, 6 ay dil okulu okuyun, direkt master'dasınız. Ay evet, evet. Biz evet, bununla uğraşınca tabii... Çok, çok zorluk çekti. İşte Senem burada o şeyden, o kadının yüzünden o kadar zorluk çekti ki onun böyle sırf bencilce kendi... Kötü başlangıç kendi, oldu kötü diyelim. Başlangıç sırf tabii oldu o da değil diyelim, ama çok kötü ama bir başlangıç hayır, ama oldu. Ama açık yüreklilikle söyleyebilirdi. Çocuklarını... Kanada olsun, Amerika olsun, İngiltere olsun, Malta olsun, ne olursa olsun, nereye gönderecek olacak olan annelere, babalara, kardeşlere. Sonuçta hani sadece anneler değil, ablam tabii, da benim yokluğumu çok çekti. Tabii, ben de burada tabii, sizin yokluğunuzu çok evet, çektim. Evet, babam da çekti. Maddi, manevi ne tarz şey tavsiye edersin? Ha, şunu içtenlikle söylüyorum. Ha, şimdi sen buraya geldin, pişman mıyım? O zaman seninle birlikte olduğuma değil. Çünkü belki senin istediğin hayat buydu belki. Bu senin için daha hayırlısıydı, daha iyisiydi. Bilemeyeceğim ama şu an geldiğin noktada çok mutluyum. Çok güzel şeyler başardığını da görüyorum. İnan böyle çektiğimiz o bütün zorlukların hepsini bir kalemde silip atıyor bu gördükleri. Evet. Maddi olarak destek çok önemli ama inan bana en çok da manevi destek önemli. Onları yüreklendirmek, cesaretlendirmek. Değil mi? Çünkü diyorum ya, insan hayatı çok kısa, bir kere geliyorsun, içinde ukde kalmasın. Ha, şu var,
başarırsın veya başaramazsın. Denersin, geri dönersin. Ama bu sana ileriki bir adımın, hayatın için ders olur. Bu hatalarından dersler çıkarırsın. İşte veya başardıkların basamak olur, daha yukarılara çıkarsın. Ama mutlaka sana çok şey katar. Denemen gerekiyor. Ya tatlısın benim ya. Bu lohum ya. Bunu nasıl sevmezsiniz? Bu lohum ya. Zaten herkes seni görmek istiyor. Bu videoda da iyi dedim. Bari sen deneyimlerini anlat. Teşekkür ederim. Melbourne'da ayrı oldu. Ay değil mi? Ya aslında daha çok konuşuruz da şimdi bakıyorum da kaç dakika kaydetmişiz. Hep o zorluk oldu, bu zorluk oldu. Bunu yaptık. Tamam ama şimdi geldiğimiz noktada çok ama mutluyum. Çok. Şimdi kızım geliyorum buraya, mesela senin evini görüyorum, seni görüyorum. Sen şimdi bana işte davet mektubu yazıyorsun, işlemlerimi hallediyorsun. Ondan sonra ben buraya geliyorum, sen beni burada gezdiriyorsun. O kadar mutlu oluyorum ki, çok güzel şeyler bunlar. Roller değişmiş. Evet, roller değişti şimdi. Aşkım, peki bir şey diyeceğim. Daha ekleyecek bir şeyin yoksa, 20 dakika konuşmuşuz anne. Bu videoyu ben 20 dakika nasıl koyacağım? Gerçekten mi? Kırpacaksın, kırpıp yıldız yapacaksın. Hadi kapa videomu, kapa hadi, bir gelenek oldu. Beni izlediğiniz için, daha doğrusu bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kızımın kanalını izlemeyi ve kızıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın, olur mu? Hani bir tane var ya böyle, yok yukarı doğru olan beğeniyorsun. Aşağı olmaz, yukarı doğru olan. Hoşça kalın. Dislike alırsa bu video sen yaptın demektir. Ay yok, dislike olmasın, like olsun. Kuzum benim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.